sizi yakalayamam. Kaçmayın, yakalayacağım sizi. Beni yakalayamazsın ki. Beni yakalayabilirsin ki. Ben o kadar hızlı değilim. Kimse beni yakalayamaz. Oley! Teneffüs bitti. Ders zamanı. Derse bayılıyorum. Ha? Aa, zil çaldı. Duramıyorum Şakir. Affedersin Şakir. Canın yandı mı? Dişlerin koluma battı ama iyiyim. Sorun yok. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Herkes iyiyse hadi bakalım derse. Bu kızı anlamıyorum. Biraz daha oynasak ne olurdu? Canta abi, senin yüzünden radyoyu duyamıyorum. Ben de radyo yüzünden kafamın içini duyamıyorum Canan. Söylediklerinin anlamı ne Necati abi? Geçen gün bir şarkı beğenmiştim de melodisini unuttum. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Fıtriko fıçırta kuçurto. Çiçipıhtu. Yok yumurta. Hayır yumurta değil. Fıçırta kuçurta gibi bir şeydi. Baba, ilerideki kalabalık da ne öyle? Şu dükkanımın haline bakın, mahvolmuş. Sen şuna bak asıl. Tezgahımı darma duman etmişler. Burada ne olmuş böyle? Açılın açılın. Ben temizlik görevlisiyim. Dükkanımın haline bakın. Biri gece bu hale getirmiş. Kim neden böyle bir şey yapmış olabilir ki? Bunu bir kişi yapmış olamaz. Güvenlik kameralarını inceleyelim. Doğru söylüyorsun evlat. Hadi kameralara gidelim. Bravo Şakir. Bu çok iyi fikir. Bir şey söyleyeyim mi? Senin oğlan kameralara oynuyor Emzi. Bu durumda bu işi çözecek tek bir ekip var. Muhteşem dedektifler. Çok iyi ikili olduk. Sence bizim filmimizi de çekerler mi Emzi? Hiç zannetmem. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün mü? İnanamıyorum. Vay canına. Böyle bir şey mümkün mü? Vay bir kunduz. Gördüklerim gerçek olamaz. Evet, inanılmaz. Bu monitörün üstünde pastırma var. Pardon, atıştırmak için koymuştum. Pastırma mı atıştırıyorsun? İşte aradığım oburluk. Farkında mısınız? Bu bir kurt adam. Gerçekten de öyle. Ne? Yoksa bu bir kurt adam mı? Evet, bu bir kurt adam. Çok komiyiz. Öyle hiç değişikmişiz gibi bakma. Monitörde pastırma atıştıran sendin. Böyle bir şey bilimsel olarak mümkün değil. Lütfen dükkanlarımızı bu hale getireni bulun Remzi. Necati, bulursan sana güzel bir biftek pişiririm. Tamamdır, o iş bende. Sen yeter ki bifteyi hazırla. Hadi Necati, muhteşem dedektiflerin gücünü gösterelim. Hemen iş başına. Bir şeyler bulabildin mi Necati? Buldum. Bu kitapta biraz leke var. Biri bunu okurken yemek yemiş. Bunun konumuzla hiçbir alakası yok Necati. Olmaz olur mu hiç? Ben çok acıktım. Olmaz. Bir ipucu bulmadan hiçbir şey yapamayız. Mahalleli bize güveniyor. Ama ben mideme güvenmiyorum Remzi. Çok açım. Değil mi midem? Çok acım. Al işte duydun mu? Canan'ın kütüphaneden getirdiği kitaba bir göz atalım. İşte tuzak kurmalıyız. Necati yürü. Tuzak kurmaya gidiyoruz. Öncesinde bir dönerciye gitsek olmaz mı? Döner, 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 döner. Ha, tezahürat yapıyor ya. Ne oldu Remzi? Yakalayabildiniz mi kurt adamı? Henüz yakalayamadık ama her an yakalayabiliriz. Nasıl olacak o baba? Burada hiçbir şey yapmadan oturuyorsunuz. Sen öyle san Canan. Mahallenin her yerine tuzak kurduk. Hey abi amcanın yastığına bile koyduk. Anneciğim. İmdat! İmdat! Oley yakaladım. Hadi geç oldu herkes yatağa. Yarın kurt adam yakalamaya devam edersiniz. Necati sen de evine git artık. İyi geceler, hadi. Benim evde boya var, Kadriye gidemem. Merhaba, ben Boya'yım. Futbol takımlarının kadroları ve şirket arabaları hakkında konuşmayı çok severim. O Boya'yla çok sıkılıyorum. Konuşacak hiçbir ortak şeyimiz yok. Hadi ben yattım. Hop, püş.
Nasıl da derin uyuyorum. Günaydın Adnan Bey. Günaydın Fikret Bey. Tuzaklar işe yaramış galiba Remzi. Bak herkes yakalanmış. Bir tek kurt adam yakalanmamış ama. Neyse Necati, şimdi herkese gülümsemeye devam et. Tiplere bak, fare misiniz siz? Kahkaha demedim Necati, dur. Mahalleli bize çok kızacak şimdi. Fare kafalarının hiçbirine fare yakalanmamış. Onu fark ettim. Yürü hadi yürü. İnsanlar iyice çileden çıkmadan başka bir fikir bulalım. Şunu da şuraya asalım. Neden bu sarımsakları sağa sola asıyoruz Remzi? Sarımsak dediğin sağa asılır. Aslında direkt yesek daha iyi. Bir filmde görmüştüm. Kurt adamlar sarımsaklardan kaçıyordu. Asmaya devam et Necati. Ne biçim koktu burası? Burnum düştü. Ne biçim koktu burası? Baba, sanırım yanlış hatırlıyorsun. Sarımsak kurt adamları değil, vampirleri uzak tutar. Yok artık. Tüm bunları boşu boşuna mı astık şimdi? Üzülme Remzi. Mahallemize vampir girmeyecek sayende. Olumlu düşün. Madem öyle, buldum. Bütün gece nöbet tutacağız. Necati ile bir kere bile gözümüzü kırpmayacağız. Oo, bir kere bile kırpmayacak mıyız? Hayır. Hiç mi? Hiç. Ben galiba kırpmak üzereyim. Gözlerim acıyor. Sakın Necati. Dayanamıyorum. Kırptım. O zaman Şakir ve ben de size yardım edeceğiz. Evet baba. Anca beraber kanca beraber. Affedersin, buradan Bostancı otobüs. Bak vampirler de işe yaradı. Bostancı'ya buradan direkt gidemezsin. Aktarma yapacaksın Ünalan'da. Beklemekten sıkıldım. Of, ben de beklemekten acıktım. Daha hava yeni karardı. Azıcık sabredin. Canan haklı. Bekleyin, birazdan ortaya çıkacaktır. Ha? Bu ses de ne? Yine midem mi gurulduyor yoksa? Dirin. Necati ne zaman yemek yiyecek? Dirin. Ekmek arası mı, köfte mi yoksa dürüm döner mi? Dirin. Tüm bu soruların yanıtları az sonra. Ne diyorsun sen Necati? İşte şuradan. Çöpten geliyor sesler. Yürüyün. Kurt adamı yakalayalım. Şakir burada kalsın. Nöbet yerini terk etmesin her ihtimale karşı. Tamam. Ben kaleci oyuncuyum. Siz ileri gidin. Hadi koşun. Sessiz ol Necati. Patatese kadar sayıp atlıyoruz, tamam mı? Oley, bunu çok seviyorum. Domates, soğan, patates. Patates. Yakaladım Remzi. Kurt adamı yakaladım. Ne kurdu, ne adamı. Benim, ben Tanju. Demek Tanju kurt köpek adam olmuş. Ne yapıyorsun Necati? Bırak Tanju'yu yere. Yanlış kişiyi yakaladık. Bıktım kurt adamdan. Muhteşem dedik. Neler oluyor? Bu gürültü de ne? Kurt adam ortalığı birbirine kattı. Biz de onu bulamayınca mahallenin sabrı taştı. Kesin kurt adam kurt ailesindendir. Çok haklı. Kesin kurt ailesinden. Gidip onları yakalayalım. Hadi onları yakalayalım. Hadi kurtların evine. Hadi kurtların evine. Durun. Nereye gidiyorsunuz? Biz halledeceğiz. Eyvah. İşler kontrolden çıkıyor. Müdahale etmemiz lazım. Hay aksi. Yürüyün. Onları durdurmalıyız. Kurt adamı saklamayın. Arkadaşlar durun. Lütfen sakinleşin. Sakinleşmeyin. Daha çok bağırın. Bütün dünya ne kadar kenetlenmiş bir mahalle olduğumuzu görsün. Evet. Evet, harikasınız. Ne oluyor? Neden kapımızda bağırıyorsunuz? Evet. Kurt adamı bize verin. Onu bize verin. Kurt adamı istiyoruz. Ne kurt adamı? Biz normal bir kurt ailesiyiz. Bakın arkadaşlar. Kurt ailesi doğru söylüyor. Kameradaki kurt adam daha sivri dişli, daha büyüktü. Kurt adam eğer kurt ailesinden olsaydı gece olduğu için dönüşmüş olurdu. Gördüğünüz gibi hepsi normal birer kurt. Lütfen sakinleşin. Doğru söylüyor. Canan haklı. Evet, çok doğru. Olur olamaz. Aklıma bir fikir geldi.
Hiç kurt adamın ısırdığı bir şey var mı yanınızda? İşte benim ısırılmış pastırmalarımdan biri. Güzel. Ondan biraz salya örneği alabilirim. Çok mantıklı. Böylece DNA testi yapabiliriz. Aynen öyle. DNA testi yapmaya bayılırım. Şunu da şuraya sokalım. İşte sonuç geliyor. Ne? Pastırmamı sen mi ısırdın Necati? Dayanamadım. Ayrıca ben normalde daha yakışıklıyım. Hiç bana benzememiş. Ay aksi. Başka ısırılmış bir şey olan var mı? İşte benim kuru boya kalemlerimin arkasını kemirmiş. Olur. Bunu deneyelim bir de. Şakir miymiş? Nasıl? Şakir miymiş? Şakir miymiş? Bunca zaman kurt adam Şakir miymiş? Şok şok şok. Oğlu dedi. Kurt çıktı. Öyle bir şey olamaz. Aslında olabilir baba. Olaylar gerçekleşirken hiç ortada yoktu. Bir dakika. Tabii. Okulda oyun oynarken yanlışlıkla kurt Levent onu ısırmıştı. Bu doğru. Yanlışlıkla olmuştu. Öyleyse çabuk. Şakir'i bulup onu durduralım. Ben de bu DNA örneğiyle bir panzehir hazırlayıp geliyorum. Benim aklıma bir fikir geldi. Bu kemikle onu yakalayacağım. Şakir gel oğlum. Gel bili 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 bili. Bili bili mi? Şakir gel oğlum buraya. Gel bili bili bili. Oğlum tavuk olmadı Necati. Kurt adam oldu. Ne? Kemik mi o? Uzak dur Taju. Bu kemik Şakir için. O kemik çok büyük Necati. Şakir tek başına bitiremez. Ver bana onu. Uzak dur Taju. Gelme git. Git bili bili. Hoşt. İşte geldim. Şakir nerede? Yakalayabildiniz mi? İşte. Bakın orada. İplere takıldı. Hadi. Çabuk. Bu fırsatı değerlendireyim. Hemen bu panzehiri ona içirmeliyim. Ver o kemiği. Git bili bili Taju. Hayır. Olamaz. Bütün panzehir yere döküldü. Ha? Neler oluyor? Bu nasıl oldu? Şakir'in hoşuna gitsin diye panzehire biraz biftek suyu eklemiştim. Kokusu hoşuna gitmiş olmalı. Muhteşemsin Birkin. Çok zekice. Teşekkürler. Neler oldu bana böyle? Oğlum geri döndün. Yaşasın. Şakir eski haline döndü. Şakir kurtuldu. Şakir kurtuldu. Yaşayın muhteşem dedektifler. Bravo size. Bravo size. Helal olsun. Şakir, seni yanlışlıkla bu hale getirdiğim için çok üzgünüm. Ben de kemiğini Tanju'ya kaptırdığım için çok üzgünüm Şakir. Sana kavuştum canım kemiğim. Ne oluyor? Özür dilerim Necati abi. Ama bu acıttı. Bu işte bir iş var. Kullanıyorum ufak ufak. Eyvah! Şimdi de Necati abi kurt adam oluyor. Ne? Kurt adam mı? Kurt adamlar kemiği çok sever. Ver bakayım şunu Tanju. Hop bili bili. Kemiğimi geri getir Necati. Ben. Neler oluyor orada? Sıra olun. Ben. Necati, kalabalığın ne için olduğunu bile bilmiyorsun. Çık oradan. Bu kadar kişi boşuna toplanmış olamaz Remzi. Kesin bedava bir şeydir. Ben. Abi herkesi yazıyorum. Herkesi. Başım dönüyor. Of! Neler oluyor? Bu kalabalık neydi? Mahallede seksek turnuvası yapılacak. Kıyasıya mücadele. Pupalı mupalı. He? Bizi de yaz. İyi de bir kişilik kota kaldı. Aranızdan birini seçin. Biz bir kişiyiz zaten. Bir kişi dedim. Tamam. Aramızda seksek oynayalım. En iyi olan turnuvaya katılsın. Ya da siz aranızda seksek oynarken ben turnuvaya katılayım. Nasıl fikir? En iyisi sen şimdilik oraya... Şakrem Nec yaz. Niye benim kısaltmam sonda? Nec Şakrem yaz. Fasulye yazıyorum. Karar verince söyleyin. Bir dakika. Seksek ayakkabılarımı alıp geliyorum. Beni bekleyin. Taze fasulye mi, kuru fasulye mi? Neden fasulyeyi aklıma soktun gündüz vakti? Bak şimdi izle. Ay. Bu ne Remzi? Bel fıtığı dansı mı? Bu yaşta zor bu işler. Sen yap da görelim.
Hoppa! Turnuvaya katılacak kişi belli oldu sanırım. Sen öyle san. Hop! 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 Vay vay vay. Tam bir seksek uzmanı. Şov yapma Lecbi. Turnuvaya benim katılmam gerektiğinde uzlaştık sanırım. Olmaz. Hile yaptın. Ayakkabıların süper güçlü robotik ayakkabılar. Hayır Necati abi. Normal ayakkabı bunlar. Ne oldu Necati? Kaybetmeyi sindiremedin mi? Ben sadece süt ürünlerini iyi sindiremem. Sütçü geldi sütçü. Hiç sırası değil. Çekil şuradan. Seksek uzmanı seksek. Kaybetmeyi sindiremedin. Evet sindiremedim. Ayrıca senin ne işin var burada uzaylı? Uçan daireleri çok severim ben. Ha? Kim o? Ay ne oluyor? Ne oluyor? Kutu oyunu getirdim. Oynarız değil mi? Necati abi, gece yarısı uykumuzdan uyandırdın. Ne oyunu? Oynayalım. Hadriye, oynamazsak gitmeyecek sanırım. Baksana döngüye girdi. Ay iyi tamam. Getir bakalım. Umarım şu sıkıcı oyunlarından değildir. Yarım saat sonra. 7 geldi. Adalet Tepesi'nde uçan balon savaşı. Necati yenildin. Pandaların ormanı. 3 sıra boyunca yere otur. Öğleden sonra çay vakti. Küp şekerli Necati abi yenildi. 5 geldi. Bir kart çek. Adı Necati olanlar yenilsin. Burama geldi. Çok ses var. Süper dedi kartımı kullanıyorum. Dur tahmin edeyim ben yenildim. Hayır uyuyamıyorum sesiniz yüzünden. Ama evet sen yenildin. Yeter. Her şeyde kaybediyorum her şeyde. Nesi var bunun ayol? Sanırım kendini başarısız hissediyor. Bir şekilde kazanması gerekiyor. İyi de bu çok zor. Az önce saksıdaki bitkiye yenildi. Abi ben durdum sadece. Kendisi beceriksiz. Ay sabaha kadar uyutmayacak bizi bu. Ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Necati abi bak bu bir zeka küpü. Al bunu çözmeye çalış. Sabaha kadar oyalanır onunla. Biz de uyuruz. Bu bitki kesin hile yapıyor. Beni de yendi. Ben gidiyorum. Ha? Necati abi ne oldu sana? Zeka küpünü çözemedim. O beni çözdü. Bir el atar mısınız? Nefsi ayaklarımı yanlış taktınız. Oldu şimdi. Böyle olmayacak Necati abi. Perişan haldesin. Hadi senin yendiğin bir oyun bulalım da güvenin yerine gelsin. Yuppi! Tüm gün oyun oynamaca! Dama? Satranç? Yapboz? Misket? Beş taş? Çelik çomak? Futbol? Basketbol? Bol bol bol? Yeter. Yeni oyun. En uzun kim yarışması? Ve kazanan... Fil Necati. Ben gidiyorum. Çok başarısızım. Necati çok hırpalıyorsun kendini. Hadi ayağa kalk. Necati ne hale dönmüşsün? Abi kapa kapa. Mayalanıyorum ben. Yoğurt olacağım. Artık bitti. Her şeyde başarısız oluyorum. İzleyin şimdi. Bir bardak su dolduracağım. Bu böyle olmayacak. Benim bir fikrim var. Adam fizik yasalarını bozmuş Şakir. Fikrin olsa ne olmasa ne? İstediğiniz şeyi yaptım. Asla başarısız olunamayacak bir oyun. İşte Remzi. Al bu topu deliye sokmaya çalış. İyi de Mirket. Ben çok yetenekli olduğum için topu deliye sokarım. olmadı galiba. Vay! Bu makine bir harika. Remzi gibi yeteneksizler topu nereye atarsa atsın top deliği kendisi buluyor. Yalnız kullanırken şuradaki düğmenin açık olması gerekiyor. Unutmayın. Hadi oğlum yüklen.
Tuttun değil mi? Sağ ol Mirket abi. Tuttum, tuttum. İşte sana bahsettiğim oyun bu Necati. Oynaması çok zor. Ama sen çok başarılı biri olduğun için kazanacağına eminim. Her şey hazır mı Şakir? Evet, evet. Necati abi, bu topu deliğe sokmaya çalış şimdi. Ya, uçak mı geçiyor? Hani nerede? Yürüyen uçağım ben. Keyfinize bakın. Neyse, deneyeyim bakalım. Biliyordum. He? Top geri gelmedi. Gökyüzüne çıktı. Şimdi de kuşa selam verdi. Yoluna devam ediyor. Nereye gidiyor bu? Bir daha asla seksek oynamayacağım. Tüm bunlar seksekte yenilince başladı. Fasulye, sıra sende. Necati abi, seni çağırıyorlar. İyi de sen kazandın. Senin gitmen gerekiyor Şakir. Başarısızım ama hafızamı kaybetmedim neyse ki. Bir dakika, yoksa kaybettin mi? İşte, ayakkabılar senin olsun Necati abi. Senin yarışmanı istiyorum. Bence bu ayakkabılar sayesinde seksek yarışını kazanacaksın. İnanamıyorum Şakir. İşte bu, fasulye benim, fasulye benim. Aferin oğlum, çok büyük yüreğin varmış. Gel, biz de şu makineyi geri taşıyalım bari. Tut hadi. Tuttun mu? Tuttum, tuttum. Ha? Bir dakika. Baba, biri cihazın düğmesini kapatmış. Ha? Necati, o yüzden mi başarısız oldu? İyi de sen de ben kapatmadıysak geriye düğmeyi kapatabilecek sadece Necati abi kalıyor. Niye özellikle başarısız olsun ki? Gerçekten ilginç bir soru. Bunu uzun uzun düşünelim, olur mu? Nasıl olsa bir yere gitmiyoruz. Baksana, suyu ben açınca da yukarı akıyor. Sorun Necati abi de değilmiş. Langırt'ta da masa eğimli olduğu için yenilmiş. Bunu nasıl göremedik? Anlamıyorum. Necati abi her oyunda bilerek mi yenilmiş? Yok, buradayım, buradayım. Hala anlamadınız mı? Sizi kandırdı. Nasıl yani? Süt ürünlerini sindirebiliyor mu yoksa? O değil. Her oyunda bilerek yenildi. Siz de onu acıdınız ve seksek turnuvasına onun katılmasına izin verdiniz. Ah Necati, yaktım çıranı. Hey, üstümü örtmeyi unuttunuz. 2 dakika uyutmadınız. Oo, ev yapamıyor mu? İmdat! Necati abi, tüm oyunlarda bilerek yenilmişsin. Seksek yarışmasına katılmak benim hakkımdı. Üzgünüm Şakir ama o seksek kupasını kazanmalıyım. Herkes benim kazanmamı istiyor bak. Fasulye, 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 fasulye. Hayırdır Necati? 2 adım bile gidemedin. Kupam. Çok başarısızım. Yine başlama taklitlere Necati. Ha? Yürüyemiyorum. Nasıl yürünüyordu? Unuttum. Baba, bu sefer ciddi sanırım. Necati abi, normalde seksekte çok iyiydin. Ama o kadar çok başarısız olma taklidi yaptın ki şimdi eski haline dönemiyorsun. Özür dilerim Şakir. İşte ayakkabıların. Zaten artık ihtiyacım yok sanırım. Hayatıma başarısız biri olarak devam edeceğim. Seni böyle görmeye dayanamıyorum Necati abi. Affettim seni. Şimdi eski haline dönmen için bir oyunda kazanman lazım. Ve oynadığımız oyunlardan bir tanesinde hala başarısız olmadın. Ha? Doğru. Top hala yere düşmedi. Yani kaybetmedin. Gerçekten mi? Hala kazanabilir miyim? Şimdi göreceğiz. Kuşa selam verdi. Ha? Biraz fazla hızlı mı geliyor? Ha? Kaçın! Sayın! Tam 12'den! Ben kazandım! Ben kazandım! Bak bakalım seksiyi kim kazandı? Demzi, yürümeyi tekrar unutuyorum. İmdat!
Yıl olmuş 2121. Hala iklim krizini çözemedik. Ne yapabiliriz? Detaylı rapor istiyorum. Panik yapıp masanın etrafında dönelim. Sandalyem nerede? Olamaz. İklim krizi yüzünden sandalyeler eksiliyor. Tuvalete kadar gidecektim. Dilara başkanım, buzdağları. Ne olmuş buzdağlarına? İklim krizi yüzünden o kadar küçüldüler ki kutup ayılarının tepesinde mahsur kalıyorlar. Eskiden tam tersi olurdu. Şimdi buzdağ kafamda kaldı. Bu kadarı fazla. Benim bir fikrim var. Çıkışta lahmacuncuya gitmek mi? O da güzelmiş ama hayır. Bundan tam 100 yıl öncesine bir mikro telefon yollayalım ve iklim krizini anlatalım. Sorunu hala umut varken çözsünler. Güzel fikir ama en zeki hayvanı bulup onunla konuşmamız lazım. Yoksa bir işe yaramaz. Bu değil. Bu hiç değil. İşte yapay zeka en zeki hayvanı buldu. Bir çöp kutusunun içinde. Bakın. 100 yıl önce de herkes çöp kutusunda yaşıyormuş benim gibi. Senin sesin bir tanıdık geliyor sanki. Büyük dedem çok meşhurmuş zamanında. Ama boş ver onu. Gelecek gofreti var mı? Şekilli ve bol gelecekli. Neyse, mikro telefonu geçmişe yolluyorum. Ve bunu tabii ki büyük kırmızı butona basarak yapacağım. Çünkü başkanlar öyle yapar. Butona bastır etto! Elimdeki çöpü kutuya atabilirsem Necati'ye 10 puan vereceklermiş. Sayılmaz sayılmaz çöp kutusu hareket etti. Necati abi isabet ettiremiyorsun işte. Çöpü o şekilde fırlatmamalısın. Ben de çöpü isabet ettiremiyorum. O zaman çöp kutusunu isabet ettiririm. Alo? Alo mu? Sen de kimsin? Beynimden çık hemen. Ne yaptın sen? En zeki hayvan o çöp kutusunun içindeydi. Duydun mu Şakir? En zeki hayvanı çöpe atmışlar. Bu devirde zekanın da bir değeri kalmadı. O duyamaz. Ben kafanın içindeyim. Necati abi, en zeki hayvanı niye çöpe atsınlar? Kiminle konuşuyorsun sen? Kafamın içindeki Fuat'la galiba. Yok abi, gerçek değilim ben. Bak, hatta kaybolabiliyorum. Neyse, yapacak bir şey yok artık. İklim krizini sen çözeceksin. Şakir! Ben iklim televizyonu çözmeye gidiyorum. Akşama yemeğe beklemeyin. Kriz! Kriz! Bazen Necati abinin kafasında neler dönüyor çok merak ediyorum. Ben dönüyorum. Sende de döneyim mi? Öncelikle şu egzozlar doğaya çok büyük zarar veriyorlar. Daha sağlıklı bir çözüm bulmak zorundasın. Sağlıklı demek. Biraz düşünmem lazım. Buldum! Bro 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 koli 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 bro 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 koli 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 bro koli bro koli bro. He? Aracın egzozundan brokoliye benzeyen bir ses geliyor. Ha? Egzoz yerine brokoli var. Necati, egzozumu sen mi aldın? Duymadın mı Necmi? Egzoz dumanı doğaya çok zararlı. Onun yerine brokoli taktım. Necati, egzozum nerede? Çabuk söyle. Garson! Brokoli çorbandan egzoz çıktı. Makarnanızdan da ben çıktım. Tada! Geri çekilin. Geri çekilin dedim. Su kaydıraklarını korumak için görevlendirildim. Su kaydırakları değil, su kaynakları. Tamam çocuklar, kayabilirsiniz. Yanlış alan. Bir dakika dur. Kaydırak ehliyeti var mı? Onun da mı ehliyeti varmış? Şaka yaptım. Tamam git hadi. Ama ilginç, kaydırak derslerine yazıl. Çok şekilsiz kaydın. Of, bu böyle olmayacak. Senin iyisi en zeki hayvanı bulup mikro telefonu ona ver. Çak yapman yeterli. Telefon kendi kendine geçer. Birkaç tane zeki tanıyorum. Ne bakkal zeki var. O sayılır mı? Sayılmaz. Mikro telefonu sadece bir kere başkasına aktarabilirsin. O yüzden dünyanın en zekisini bulman lazım. Sakın yanlış kişiye verme. En iyisi şu havuzdan başlayayım arabaya. Cumburlop! Ehliyetsiz cumburlop diyerek kaymak yasak. Simidine el koyuyorum. Hayır! Kaydırak ehliyeti gerçekten varmış. Cik 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 cik. Gubru 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 gubru. Ha? Necati abi değil mi o? Ne yapıyor ağaçta? Ne yapacağını şaşırdığında böyle saçma davranıyor hep. Çocuklar yardım edin. Dünyanın en zeki hayvanını bulmam lazım. Şu çöpe atıldığını söylediğin değil mi? Tamam, sakin ol. Önce bildiğimiz zekilerden başlayalım. Doğru söylüyorsun. Alo, Birkent. Dünyanın en zeki hayvanı sen misin? Tamam. O muymuş? İşi var herhalde. Aradığın kişiye şu anda ulaşamıyorsun dedi.
Bir demir ketin sesi kadın sesine dönmüş, anlamadım. Telefonu kapalı demek ki. Ama kağıt uçakla haberleşebiliriz. Mirket abi, en zeki sen misin? Uç hadi. Yok, bu böyle olmayacak. Ben sadece dünyanın en zeki hayvanını çözebileceği bir test hazırlayacağım. Ben de bu işin başladığı yere gidip biraz araştırma yapacağım. Kağıt uçak ehliyetiniz olmadığı için ceza yazıyorum. Cırt, buyurun. Efektli ceza kağıdı. Efektli gidiş. Nane, nane, nane. Ha? İşte bir kamera. İşte bir sokak lambası. Ne? Affedersiniz. Rastgele nesnelere şaşırıyoruz sanmıştım. Sen devam et. Ha? Necati abi, ne çabuk hazırladın zeka testini. Zeka testi sevenleri ve şeftali sevenleri dikkatine. Sonunda biri bizi de önemsiyor. Yaşasın. Üç testi de geçen dünyanın en zeki hayvanı ünvanını alacaktı. Koşun, koşun. Sorular kolay. Sorular kolay. Birinci test. Doğru kapıyı seçin. İkinci test. İçlerinde farklı olanı bulun. Üçüncü test. Koyunu nehrin karşısına geçirin. Ama koyun yok. Koyun sensin. Kolay gelsin. Bakkal amca, bu sabah en zeki hayvan şuradaki atık kutusuna girmiş. Kamera kaydı var mı sende? Kim olduğunu bulmam lazım. Zeki hayvan kaydı kalmadı. Beyaz peynir vereyim mi? Yarım kilo. Nasıl kalmadı? Kamera var işte. Komik videolar yayınlayan televizyon programına sattım kamera kaydını. Oradan açıp izlersin. O program akşam yayınlanıyor. O kadar zamanım yok. Laple, laple, lapleciğim. Üşüdün üstümü, örtsene laple. Bakkal amca peynirlerle kafayı bozmuş. Evet arkadaşlar, istediğiniz testten başlayabilirsiniz. Üçünü de geçen kazanır. Kırmızı kapıdan geçtin, elendin. Ama şu kadın mavi kapıdan geçti, yine elendi. Onun eleneceği vardı zaten. Şişt, çocuğum, birbirinizin kağıdına bakmayın. Tatlı olanı buldum. Yeşil armut. Yanlış. Mavi küp. Hayır. Gülen surat o zaman. Sana da hayırlar kere hayır. Koyunu karşıya geçirdim. Ben bir koyunum. Ne? Testi geçemedin ama Möğleyen koyunun için 10 puan veriyorum sana. Başka neler yapabiliyor? Kedi var, kuş var. Sana ne lazım? İki fındığa havlarım. Akşam oldu. Hala vermedin şu kaydı. Zaten program başladı. Gel oradan izleyeceğiz artık. İyi bari. Çekirdek var mı? Dur. Bakkala kadar gidip çekirdek alıp geliyorum. Buralar sana emanet. Ben yokken müşteri geldi mi? Dükkanından çıkmadın ki zaten. Evet. İşte bakkal olmanın faydaları. Bir de her dondurma istediğimde bakkal amca bana bedavaya veriyor. Çünkü bakkal amcam benim. Bilmedim. Zeka testime 312 kişi, bir mutfak robotu ve bir saksı katıldı. Henüz testi bitirebilen çıkmadı. Mutfak robotu değilim ben. Abi sakin ol, sana demedi zaten. Tamam. Zaten test çok baştan sağma hazırlanmış. Sorular hatalı. Evet, bu saf adam saçma bir test hazırlamış. Doğru cevapları kendisi bile bilmiyor eminim. Herkese yanlış deyip duruyor. Gelin kardeşim, sen yanımıza bakıyorsun. Bilmiyorsun sen. Git buradan, hiçbir şey bilmiyorsun. Yeter. Asıl saf sizsiniz. Şu kolay testi bir türlü çözemediniz. Madem kolay, sen çöz de görelim. Oo, gözlerini kıstı. Ya testi çözmeye çalışacak ya da beni mutfak robotu sandı. Kimse seni mutfak robotu sanmıyor. Neden sanmıyor? Ne eksiğin var? Getirin, havuç doğrayacağım. Pız 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 pız. Haftanın en komik videolarını yayınladığımız programımıza hoş geldiniz. Bir panda kaydırağa sıkışınca bakın neler oldu. İzleyelim hadi. Kaydırağa sıkıştı denilince bunu hayal etmemiştiniz değil mi? Ben de etmemiştim. Arabasını çevreci yapmaya karar veren keçi başına geleceklerden habersizdi. İzleyelim hadi. Oo, kaç basıyor bu? Tadı da süpermiş. Koku kornam da pırasadan yapılmış. Ses çıkarmıyor. Nüt nüt, ısırma arabamı. Soru basitti. Doğru kapıyı seçmeliydiniz. Ama siz kapıyı seçmeyip içine girdiniz. O yüzden de elendiniz. Ben kırmızı kapıyı seçiyorum. Doğru cevap. Ne oldu saksıcığım? Kapı gibi kızardın. Ben kızarmadım. Domateslerim kızardı, tamam mı?
küçük kız plastik şişeyi yanlışlıkla kağıt çöpüne atınca geri almak için eğiliyor ve kutunun içine düşüyor. İzleyelim hadi. Burada da soru şuydu. İçlerinde farklı olanı bulun. Ama siz yine anlamadınız. İçlerine bakmanız lazımdı. İşte içlerinde farklı olanı buldum. Kırmızı balon. Farklı oldum da ne oldu? Uçup gidiyorum baksanıza. Elveda dünya. Merhaba kuş. Ortada koyun yok. Üçüncü testi asla geçemeyecek. Tabii ki en zeki hayvan değilse. Ne? Yapabilirsin. Ha? Plastiği kağıt kutusuna attım yanlışlıkla. Nehrin sağına soluna baktınız da biriniz bile içine bakmayı akıl edemediniz. İşte. Ha? Çöp kutusuna düşen en zeki hayvan Canan'mış. Bir dakika. Testi bitirdiğime göre en zeki benmişim. Şu dalgıç koyu çok zeki bakıyor. Sanırım mikro telefonu ona vereceğim. Saçmalama. Tamam tamam. Canan çak bir beşik, testi geçtin. Alo. Alo. Sonunda aloya alo ile karşılık veren biri. Canan, iklim krizini sen çözeceksin. Hadi çok işimiz var. Ben mi? Ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Ama önce kızgın saksıdan kaçarken takılıp düşen şişman fili izleyelim hadi. Korsan yayın yapma arkadaşım. Ne saksısı ne fili. Gel buraya. Domates saldırısı. Hıya! Anneciğim. Hıya! Kantine yeni aşçı geldiğinden beri hiç güzel yemekler çıkmıyor. Baksana şuna. Öğlen yediğim tavuk dönerin içinden araba egzozu çıktı. Egzoz mu, egzoz mu? Tavuk dönerden egzoz çıktığına şaşırmıyorsun. Egzozu doğru deyip demediğime mi şaşırıyorsun? Ne yapayım, Türkçe öğretmeniyim. Takılıyorum böyle şeylere. Neyse neyse. Baksana benim aldığım muzlu pudingden de kablolu kulaklık çıktı. Keşke kablosuz çıksaymış. Ha, sen de buna takıldın yani. Neyse, öğretmen zili de çaldı. Hayır, bu itfaiyeci ziliydi. Koş! Ha, bu öğretmen zili o zaman. Yok hayır, bu Viking savaşçı ziliydi. Heh, işte bu öğretmen ziliydi. Ha? Ne olmuş kapıya? İnanamıyorum. Bu sınıf ne hale gelmiş? Burada neler oldu? Hemen bir aç. Tüf tüf saldırısı. Kağıt uçak saldırısı. Herkes dursun! Ha, benim adım Dursun'dur. Herkes nasıl dursun oraya? Dursun, bırak dalga geçmeyi. Herkes dursun dedim. Pardon. Oraya inmeyecekti. Biri hemen burada bana neler olduğunu açıklasın. Ben. Beden öğretmenimiz bize sordu. Beden eğitimi derslerinde hangisini yapalım dedi. Futbol mu, basketbol mu? Bunun üstüne bir tek kumpir çıktı ve elektronik spor olarak Efsaneler Ormanı'na oynayalım dedi. Efsaneler Ormanı. Beden öğretmeni bunu duymazdan geldi. Sonra sınıf kendi içerisinde bir türlü anlaşmaya varamadı. Basket, futbol, futbol, basket diye atışırken olay buralara kadar geldi. Sunum çok iyiydi Canan. Otur, 100 puan. Yaşasın. Bu sınıftaki kaosu ve düzen eksikliğini tek bir şey çözer. Kepçe adam. Ha? Biri beni mi? Hayır, daha iyi bir çözümden bahsediyorum. Sınıf başkanı seçilecek. Ne? Sınıf başkanı mı? Oo, piti piti, karamela sepeti. Öyle değil tabii ki de. Tüm adaylar hazırlanacak ve özelliklerini diğer öğrencilere sergileyecekler. Balon sektirmek bir özellik sayılır mı? Bence bu pek etkili özellik değil. Bence de. Herkese iyi sabahlar. Dün alınan bir kararla 4E sınıf başkanının seçilmesine karar verilmiştir. Bu seçim için 2 aday başvurmuştur. Adaylardan biri Şakir arkadaşınız. Diğeri ise Akbaba Cemşit'tir. Fakat seçimde en az 3 aday olması gerektiği için Kumpir adlı arkadaşınız da öğretmenin zoruyla seçime katılmak zorunda kalmıştır. Çok korkuyorum. Okul TV haber bülteninin sonuna geldik. Oo Şakir, sınıf başkanı adayı olmuşsun. Hadi hayırlı olsun evladım. Sağ ol anne, ama çok çalışmam gerek. Öncelikle bana bu seçim sürecinde yardım edecek bir ekibe ihtiyacım var. Nereye? Nereye? Nereye?
Bu ne dedi? Bana bunun için çalışkan biri lazım. Canan. Rakiplerini iyi tanıyacak kadar zeki olması gerek. Canan. Bütün zamanını buna ayıracak kadar tutkulu biri şart. Ham Canan işte. Üzgünüm anne ama ben bu seçim esnasında okulun gazetesinde çalışmaya karar verdim. Bu seçimden pek çok haber çıkacağını sanıyorum. Zaten sırf bu yüzden başkanlığa aday olmadım. Buraya bak. Şişt, işte burada. Tamam. Başka seçenek kalmadı. Sizi seçtim, anlamadınız mı? Tamam. Öyle desene. Muhteşem asistanlar. İlk başında. Ayol niye smoking giydiniz? Çünkü nasıl davranacağımız hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ben bittim. Neden takma sakal ve gözlük takıyorum ki? Ayrıca neden takım elbise giyiyorum? Çünkü böyle daha güven veriyorsun. Sakalın bilgeliğini temsil ediyor. Takım elbise de olgun gösteriyor seni. Böyle görmüş geçirmiş biri gibisin. Peki benim elimdeki ışık beni nasıl gösteriyor? Sende star ışığı var işte Necati. Daha ne istiyorsun? Hay! Star falan yazmıyor bunda. 1000 wattlık ışıkmış bu. Neyse tamam. Hadi bakayım poz ver Şakir'ciğim. Tamam. Şimdi de sloganını söyle. Hallederiz. Affedersin Kumpir. Önemli değil. Şimdi oy verenlerin dertlerini dinle Şakir. Sizi dinliyorum arkadaşlarım. Dertlerinizi söyleyin bana. Sabah çok erken saatte geliyoruz okula. Bu haksızlık. Biraz daha uyumak istiyoruz. Hallederiz. Yeni aşçı çok kötü. Bakın en son aldığım sandviçten direksiyon çıktı. Benim arabanın direksiyonu o. Ben de onu arıyordum. Hallederiz. Remzi afişler bitiyor. Artık dur bence. Duramam Necati. Büyük bir kapışma var şu an aramızda. Sabaha kadar asarım Remzi. Benle kapışma. Kumpir sen niye afiş bastırmadın? Çok korkuyorum. Hiçbir şey beceremem ben. Nasıl? Hepsi mi? Evet hepsi. Necati! Efendim! Çabuk gidip araştır. Tuvalet kağıtları ne durumda kontrol et. Emredersiniz. Ne yapacağız? Bu da ne? Burada bir tuvalet kağıdı var. Bir yere doğru gidiyor. Doğru gidiyor. Hadi gelin. Bakalım nereye gidiyor. Eyvah! Yoksa düşündüğüm kişi mi? Kime mi dolap? Benim. Bakalım ne varmış içinde. Şakir! Ne oluyor? Saçmalamayın. Oğlum yapmaz öyle şey. Herhalde yapmam. Ben almadım onları. Bu bana kurulan bir tuzak. Bu olay sizin seçim kampanyanız için hiç iyi olmadı Remzi. Şakir'in böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Okulda daha fazla tuvalet kağıdı olması lazım. Bu dolaptan çıkanlar çok az. Kesin bunda bir iş var. Öyle çeneni tutunca daha mı zeki gözüküyorsun? Dur ben de yapayım. Evet. Hakikaten zekileştim. Şok. Sınıf başkanlığı seçimlerinde büyük skandal. Tuvalet kağıdı olayından sonra Şakir'in oylarında büyük bir düşüş yaşandı. Arkadaşlarının güvenini kaybeden Şakir, gelecek oyları başkalarına kaptırmış gibi görünüyor. Yapılan anketlerdeki yüzdelere bir bakalım isterseniz. Akbaba Cemşit şu anda %70 oranla önde görünüyor. Şakir ise %30 oranda ikinci sırada. Son sırada ise %0'la Kumpir var. %0 mı? Arif, hani bana oy verecekti? Kusura bakma Kumpir, hiç güven vermiyorsun. Lömpel. Bu dansın bana ne yararı var? Bilmiyoruz. Evet, okulun
deposunda hiç mi hiç tuvalet kağıdı kalmamış. Bütün hepsi birden nereye kaybolmuş olabilir aklım almıyor. Ho! Hay! Tebeşir tozu suratlı canavar! Necati abi benim sakin ol. Bir dakika, hakikaten o kadar beyaz mı yüzdüm? Bence çok beyazsın Canan. Yanardağ beyazı gibi hem de. Yanardağ beyazı diye bir şey yok. Hmm, beni kandırmışlar öyleyse. Badanacı satmıştı bana. Sen burada ne arıyorsun peki? Bir anda ortadan kaybolan tuvalet kağıtlarını araştırıyorum. Yeni sildim. Sana söylemiştim şapşal mumya. Anne! Gittiler sanırım. Bu okul iyice çıldırdı. Birileri geliyor yine. Nasıl da kaçtı herkes. Çok komiktiler. Mumyalar geliyor. Çok korktuk. Gel gel. Ben de seni bekliyordum. Olamaz. Geçen gün okulumuza saldıran mumyaları tek başına alt eden Akbaba Cemşit herkesin favorisi haline geldi. Ve böylece anketlerde bütün adayları bir anda geride bıraktı. Kahraman Cemşit! Kahraman Cemşit! Kahraman Cemşit! Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Ve sonunda beklenen an geldi. Birazdan okul bahçesinde seçim sonuçları açıklanacak ve sınıf başkanı belli olacak. Bu seçimi kesin benim oğlum kazanacak. Başka yolu yok. Üzgünüm Şakir. Mumya olayından sonra hiç şansın kalmadı. Pumpir'le aynısın neredeyse. Lütfen bitsin artık bu stres. Ben elimden geleni yaptım baba. Onlar kaybeder. Benim gibi karizmatik, karşısındakine kendini dinleten. Şşş, dur dur. Cemşit sahneye çıkıyor. Cemşit. Benim. Cemşit, benim. Cemşit. Benim. Evet. Bütün oylar kullanıldığına göre sonuçları açıklıyorum. En son sırada bir oyla Kumpir. İkinci sırada iki oyla Şakir var. Ve 20 oyla birinci sırada Akbaba Cemşit var. Durun! Herkes dursun! Hayır Uşağım, sadece ben Dursun'um. Haçam benim adım Dursun. Anladık Dursun, anladık. Bir tek senin adın Dursun. Bu seçim sonuçları kabul edilemez. Ne demek o? Şu demek o. Şu görüntüyü izlemenizi istiyorum. Çok güzel korkuttunuz çocukları. Kostümleriniz de şahaneymiş. Öyle evladım. Korkutma işi bizden sorulur. Tüm yakınlarına giren Cemşit'in babasıymış. Sakladığımız tuvalet kağıtlarını kullandık. Kostüm için de ekstra para vermeye gerek yok. Bu kağıtlar sağ olsun. Hem Şakir'i suçladık hem de çocukları korkuttuk. Çak oğlum çak. İşte gördüğünüz gibi Şakir'e tuzak kurmuşlar. Biliyordum bir şeylerin ters gittiğini. Mumyalar gerçek değil miymiş? Tüh! Ben de sevinmiştim. Cemşit'i de birinci yapmak için ellerinden geleni yapmışlar. Tuvalet kağıdı olayını çıkartıp suçu Şakir'e atmışlar. Ufaktan kaçsak mı acaba? Yürü oğlum yürü. Hadi sene. Hop 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 hop. Bu yaptığınızın cezasını çekmeden hiçbir yere gidemezsiniz. Ne ceza verelim bunlara çocuklar? Basketbol zamanı! Hiç merak etmeyin çocuklar. Bu yetmez onlara. Gerçek bir şekilde cezalarını çekecekler. Bu arada Cemşit diskalifiye olduğu için geriye 2 puanla Şakir ve 1 puanla Kumpir kalıyor. Bu durumda da Şakir kazanmış oluyor. Oley! Kurtuldum! Yeni sınıf başkanı sensin Şakir. Oley! Harikasın Canan! Senin sayende oldu hepsi. Rica ederim. Ben görevimi yaptım. Ooo! Mumya geldi! Ooo! Anne! Ahlak ve üçkağıtçılık,
terazinin iki ayrı kefesinde yer alır. Biri çıkarsa biri iner demiş Eflatun. Ne güzel söylemiş, öyle değil mi? Felsefe bu yüzden çok önemlidir çocuklar. Kendinizi tanımayı sağlar. Neyse, yarın da bu bahsettiğim konularla ilgili bir sınav yapacağım. Herkes çalışıp gelsin. Sınav sorularım ve cevapları hazır. İşte buradalar. Evet çocuklar, bugünlük bu kadar. Herkes sınav için iyice çalışıp gelsin. Soruların nerede olduğunu gördün mü? Evet gördüm. Yoksa benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun sen de? Evet abi, eve gidip dondurma yemeyi düşünüyorum. Hayır, onu düşünmüyorum. Bu gece sınav sorularını alalım gizlice. Tamam mı? Tamam. Sonra yeriz dondurma. Ha? Sen bizi mi dinledin Şakir? Ha, yo yo. Bizi ispiyonlamayacaksın değil mi? Arkadaşız sonuçta. Evet evet. Arkadaşlar, müdür bey emekli oluyormuş. Acaba yerine kim müdür olsa? Bence Necati'yi müdür yapalım. Aa, harika bir öneri. Acaba kabul eder mi? Bence soralım. Belki kabul eder. Necati Bey. Ha, yine ne var? Niye rahatsız ediyorsunuz beni? Necati Beyciğim, acaba bize yat... Tamam. Lütfen. Daha fazla konuşma, yeter. Bu görevi kabul ediyorum. Kimse yok mu? Çok özür dilerim müdür bey. Arkadaş kurbanıyım ben. Bir anlık hevese kapıldım. Beni hapse atmayın lütfen. Necati abi sakin ol. Benim Şakir. Müdür bey olmayan Şakir mi? Evet, müdür bey olmayan Şakir. Rahatladım. Ne yapıyorsun burada? Bunlar ne? Bunlar hiçbir şey. Bütün okul dağıldı. Sen ne yapıyorsun burada böyle? Ben mi? Ben bilmem, eve beraber yürürüz diye geldim. Ama benim çok işim var Şakir. Daha basket sahasını temizleyeceğim. Topları yerine koyacağım. Sonra canım çekecek toplarla oynamaya başlayacağım. Toplardan bir tanesini duvara atacağım. Kafama çarpacak, düşüp bayılacağım. Oo, çok işim var. Ha. Sen bir şey diyeceksin, belli belli. Bence sanki bizim sınıftaki çekmece falan... Nasıl? Hani oradaki sınav soruları, sonra Akbaba Cemşit ve Goril Vedat. Mesela yani olur ya... Sen iyi misin Şakir? Gece okula girip çekmece falan, sınav soruları vesaire. Şu anda beynim erimek üzere galiba. Tam olarak ne istiyorsun Şakir? Borç para mı? Of, anlamadın mı? Neyse ben gidiyorum. Bu çocuklar için saçımı süpürge ettim Necati Bey. Kötü espriye hayır. Biri onları durdurmalı ama nasıl? Aha, anlaşıldı komiserim. Belediye başkanı birazdan buraya geliyormuş. Güvenliği sağlamamız istendi. Tabii ya, polis bana yardım eder. Ama bunu onlara söylememem lazım, yoksa arkadaşlarım bana kızar. Eğer hiç konuşmadan bunu anlatabilirsem onları durdurmuş olurum. Memur amca, bakar mısın? Söyle evlat. Tamam başlıyorum. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Kurik 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 patır 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 dongiri 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 dongiri. Dongiri mi? Evladım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Gitmemiz gerek. Dongi 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 dongi. Sıkıyorum. Sık sık sık. Furi, tuttura tuttura tuttura, tukur tukur, pişt pişt. Huli huli huli, para para para, bere bere bere. Hınını hınını hınını, fıt fıt fıt, tık 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 tık, dongi 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 dongi. Sonra işte fık 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 fık. Ardından da bunlar fış fış fış. En sonunda da harala gürele harala gürele. Son
herkese anlatıyorum. Arka bahçeden girip kantinin deposuna geçeceğiz. Oradan da sınıfa gidebileceğiz. Çok zekisin abi. Keşke derslerinde de bu kadar başarılı olsan. Zekiyim ama notlarım kötü. Bütün dahiler gibi. Aha, Necati abi de çıkıyor. Kimse kalmadı okulda. Yürü hadi, yürü yürü. Yok, bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey yapmam gerek. Of, keşke yarın tatil olsaydı değil mi? Bütün gün oyun oynardık. Aynen, keşke okulu uzaylılar işgal etseydi. Uzaylılar mı? Sanırım ne yapacağımı buldum. Bu balonları alıyorum. Bir tane de pompa verir misiniz? Buyur evlat. Pille çalışan pompa bu da. Bu balonlar daha fazla şişer mi? Yani belki biraz daha. Evlat dikkatli ol onlarla. Ne yapıyorsun abicim? Biz çok kötü hırsızlarmışız değil mi böyle? Sınav sorusu alacağız abicim. Sen neden söz ediyorsun? Olsun abi, bence sen de yap. Saçmalama, yürü Vedat. Tamam. Bu da sonuncusuydu. Uç bakalım uzaylı canavar. Herkesi korkut iyice. Tamam. Her şey hazır. Başlayabilirim. Yay! İmdat! Okulu uzaylılar bastı. Yardım edin. Ben böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Ne oluyor? Evet, lütfen herkes geride dursun. Ha? Bu ne? Deminki çocuk değil mi bu? İmdat! Uzaylılar geldi okula. Bakayım. Eyvah, uzaylılar okulu işgal ediyor. Buradaki işimiz bitti değil mi? Evet abi. O zaman gidip yardım getirelim hemen. Ne o, maç mı izliyorsunuz? O ne? Uzaylılarmış. Bir başkan olarak hemen kırmızı bir tuşa basıp alarm vermem gerek. Buyurun efendim, kırmızı tuşunuz. Ne? Uzaylılar mı? Şimdi pastalarımın tadına bakacaksınız. Tamamdır. Şimdi soruları alabiliriz. Of, soruları görmelerine izin vermemeliyim. Durun. Buna izin veremem. Ne yapıyorsun Şakir? Soruları çalamazsınız. Artık çok geç Şakir. Yürü hadi Vedat, gidiyoruz. Hayır. Bir dakika. Bu sayfalar boş. Hiçbir şey yazmıyor. Boş mu? Nasıl yani? Ne oluyor? Necati abi? Öğretmenim. Merhaba çocuklar. Bir soru için bütün ülkeyi ayağa kaldıracağınızı tahmin etmemiştim. Fakat sayfalar neden boş? Çünkü sınav buydu zaten. Sayfaların hiçbir önemi yoktu. Sınav soruları zannettiğiniz boş kağıtları gözünüzün önünde çekmeceye koydum. Çünkü aranızdan birilerinin bu soruları almaya çalışacağını, kiminizin de bunu durduracağını düşünmüştüm. Sen de o yüzden beni anlamamış gibi yaptın Necati abi. Yo, ben zaten hiçbir şeyi anlayamıyorum ki. Bak, bomboş kafa. Sizleri sıradan bir sınavdan geçirmek yerine ahlak anlayışınızı birebir görmek istedim. Hey, iyi misiniz? Uzaylılar içeri girdi mi? Uzaylı yok ki. Onlar uçan balonlar, anlamadınız mı şapşallar? O halde ne var? Bir şey olması lazım. Boşuna mı geldik bu kadar? Elimizde sınav sorularını çalmak isteyen iki haylaz var. Onları verelim. Tamam, o da olur. Çabuk şu iki yaramazın velilerini arayın. Ofisimde görüşme ayarlayın. Bir de kırmızı tuşumu hazır tutun. Belki değişik şeyler olur yine. Hadi gidiyoruz. Çok üzgünüm. Bir daha yapmayacağım. Lütfen babamı çağır.
bu beni boşa yorduğunuz için. Aferin Şakir. Sana bu sınavda 100 verdim. Teşekkürler öğretmenim. Doğru olanı yaptım. Bana kaç verdin? Bana kaç verdin? Sana ne vereceğim Necati Bey? Sen öğrenci misin? Evet doğru. Öğrenci değilim. Hizmetliyim ben. O zaman hizmet edeyim. Temizlik yapayım. Şu balonu ortadan kaldırayım önce mesela. Eyvah bunu çekmeyecektik. Aman! Avçıyorum! Buradan herkesi görebiliyorum. Keçi Necmi değil mi şu? Necmi ne haber? Yukarı bak, bana bak. Uçuyorum. Bana ne? Kıskanç! Havan baksın. Kıskanç! Kıskanç! Çok mu yükseldik acaba? Ay dünyanın uydusudur ve dünyanın yörüngesinden ayrılmaz. İkisi de hep beraber güneşin etrafında dönerler. Şimdi Deniz, evladım sen güneş ol. Bir güneş gibi parıldayacağım. Etrafıma ışıklar saçacağım. Tiyatroya gerek yok. Düz düz duracaksın işte. Şakir sen de aysın. Hangi ayım? Eylül mü, Ekim mi? Bravo. Sınıf komedyen dolu. Çocuğum normal aysın. Arif sen de dünyasın. Şimdi ikiniz de güneşin etrafında dönün bakayım. Koş 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 koş. La la la. Güneşim ben. Çok sıcağım. Herkesi eritirim. Ay çok Temmuz, sıcak. Temmuz, Eylül, Ekim. Şalala. Ayım ben ayım. Tamam yeter. Bütün evrenin gizemini yerle bir ettiniz. Herkes yerine geçsin. Şalalala. Güneş olma. Neyse çocuklar. Herkes sayfa 290'ı açsın bakalım. Öğretmenim bu kitap 70. sayfada bitiyor. Gerisi yok ki. Tabii ki yok. Çünkü sizin bilmediğiniz bir sürü şey var. Ne demek o? Sadece kitaplarla olmaz. Size pratik yapabileceğiniz ortamlar lazım. Deney lazım. O yüzden yürüyün hadi gizli ve mükemmel ötesi deneylerin yapıldığı gizemli üssümüze gidiyoruz. Bizim okul laboratuvarı yani. Heyecanımı kesme çocuğum. Dır 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 dır. Çocuklar size dünyayı, galaksimizi ve hatta evrenin bütün gizemini daha yakından, daha gerçekçi bir şekilde incelemeyi vaat ediyorum. Geçen seferki gibi okulu başka boyutlara yollamayın da. O bir kere olur. Neyse Canan karbonu uzat. Şakir hidrojeni ver. Canan azotu yolla. Şakir şimdi biraz su koy. Tamam yeterli. Şimdi şu çelik çantayı ver bakalım Canan. Evet herkes güvenlik gözlüklerini taksın. Çok dikkatli olmalıyım. Çocuklar bu evrenimizin %90'ını oluşturan karanlık madde. Ama görünmüyor ki. Hiçbir şey yok mu aşağıda? Karanlık maddeyi gözümüzle göremeyiz. Işığa karşı duyarsızdırlar. Çok azıcık mini mini minnacık bir karanlık madde damlattık mı? Çocuklar, şu anda evrenin ilk ortaya çıkış anını görüyorsunuz. Yani teoride öyle kabul ettik. Öncelikle her şey bir toz bulutuydu. Evren çok mu pisti yani? Evet evet, her taraftan böyle parmak parmak kim çıkıyordu? Evladım, toz derken pislik anlamında değil herhalde. Hidrojen, metal vesaire. Neyse, işte sonra bu toz bulutu yoğunlaştı ve etrafa saçıldı. Acayip havalı. Öğretmenim bu nedir? Yenir mi? Evladım o Satürn. Bırak yeme sakın. Ve işte gördüğünüz gibi bütün galaksiler, gezegenler ve bizim dünyamızda böylece ortaya çıkmış oldu. Neyse. Bugünlük bu kadarmış. Bu küçücük evren prototipimiz burada kalsın şimdilik. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Öğretmenim şu küçük dünyayı eve götürebilir miyim bu gecelik? Tamam ama çok dikkatli ol. Yoksa bir dünya iş çıkar başına. Kendimden espriliyim. Neyse hadi çıkalım. Dünyamız peynir gezegenine çarpıyor. Hayır. Oğlum bırak şu dünyayla oynamayı. Okula geç kalacaksın. Oo, ben de dünyayla oynamak istiyorum Kadriye. Aa,
Kim bu saatte acaba? Herkese merhaba. Evet Kadriye, çay alırım. Yumurtayı, sucuklu, tostumu, çift kaşarlı alırım. Ayol, daha bir şey sormadım ki. Oo, o da nedir Şakir? Bir top dünya mı? Aha, sabah şakası. Sen niye geldin Necati abi? Her şeyi kabullenmeden önce sorgulayan küçük bir beyin. Sevdim seni. Şimdi şöyle ki, okul yönetimi bundan sonra her sabah çocukları evinden alıp okula götürmem için beni görevli... Daha fazla yalan atamayacağım. Evde kahvaltılık kalmamış. Otur Necati, otur. Boşuna yorma kendini. Madem bu kadar şey ısmarladın bana, bu çocukları da sen götüreceksin bugün okula. Remzi ile işimiz var bugün. Tamam o zaman. Siparişlerimi masaya koyma şimdi. Vaktimiz yok. Bana çöp kutusu Necati derler. Ayağıma bas. Bas bas. Yok şimdi. İşte bu muhteşem bir şey. O dünya oyuncak değil Şakir. İçinde tonlarca enerji var. Dikkat etsen iyi olur. Sabahtan beri ötüler tarafıma garip garip bir şeyler yapıştı. Hayır, müşteriye rezil oluyorum. Benim de sabahtan beri kafamın etrafında yıldızlar dönüyor. Anlamadım. Kafanı bir yere mi vurdun acaba? Çizgi filmlerde böyle oluyor ya. Oğlum ne çizgi filmi, ne diyorsun? Gerçek yıldız bunlar. Çok ilginç. Umarım düşündüğüm şey değildir. Yoksa çok kötü şeyler oluyor demektir. Çok kötü şeyler oluyor. Güzel bir geçiş oldu. Güneş duyuyor. Evet, bir güneş gibi duyuyorum. Tra la 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 la. Kızım çekil önümden. Alın şu özel güneş gözlüklerini takın hemen. Bu güneşe çıplak gözle bakmayın. Benim gözüm niye böyle? Tak işte, bakma şekline. Yakıştı mı Şakir? Sessiz kalmana bakılırsa muhteşem yakışmış. Neler oluyor burada öğretmenim? Dünkü deneyden sonra çok önemli bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Doğum günümü mü? Hayır. Evrenin genişleyen bir şey olduğunu tabii ki. Evren kim? Kaos. Minyatür uzaydaki yer çekimsizlik yüzünden dünyamızın da ayarı bozuluyor. Daha uçuyorum. Necmi, bak uçuyorum. Yukarıda bir şey istiyor musun? Ben de uçuyorum. Abi biraz daha iyi uçuyorum bence. Kıskanç. Tamam. Ne yapacağım, ne yapacağım? Çabuk evlat, bana bak ve söyle. Zeki gösteren gözlüğümü mü takmışım yoksa şapşal olanı mı? Bence şapşal. Tahmin etmiştim. Durun durun. Ben şimdi bu pisliği 2 dakikada temizleyeceğim. Bir Adem olarak görevim tüm hayvanlığı kurtarmak. Bir de kaloriferi yakmak, ama onu karıştırmayın şimdi. Hop, hadi bakalım. Şaşırdın mı sen? Böyle uzayı içine doğru çekemem. Bir dakika. Sen bir dahisin Necati. Sahi mi? Yani dahi mi? Uzayı içine çeken tek bir şey vardır. O da kara delik. Etkileneceğiz mi, şaşıracağız mı? Etkilenseniz daha iyi. Çok etkilendik. Şimdi hemen laboratuvarıma gidip kara delik üretmeliyim. Arabamı alıp geliyorum. Ne olduğunu anladım. Süpernova patlaması olacak birazdan. Bu dediğini anlamış gibi yapıp zeki gibi görünelim, değil mi Şakir? Süpernova. Evet. Süpernova büyük bir yıldız patlaması demektir. Hemen kaçmalıyız buradan. Doğru bildin Canan. Çabuk atlayın, çabuk. Gidiyoruz. Gelin plastik kokusu. Süpernova patlaması olursa yüzlerce meteor hızlanarak etrafa dağılacak. Hemen yanımızdaki duran çöp kutularını giyin. Hemen giyin onları. Sakın tutunun. Çok eğlenceliydi. Bir daha yapar. Ağzıma muz kabuğu girdi galiba. Tamam, tamam. Şimdi ayarları girelim. Şu anda bana oyun açmazsın değil mi? Ha? Ne olur bir araba yarışı atsan. Şu anda sessizliğe ihtiyacım var. Çok iyi yaptın. Evet, şunu da yazdım mı? Tamam. Umarım işe yarar. Ha?
Yaşasın! Başardım! Küçük bir kara delik yarattım. Uzay bu tarafa doğru yaklaşıyor. Tamam, bu küçük kara deliği bize doğru yaklaşan uzay bulutunun tam ortasına atmamız gerek. Ama uzaya yaklaşamayız. Garip bir fikir olabilir ama bir şekilde kara deliği futbol topunun içine yerleştirebilirsek o zaman ben de topla frikik atarak uzay bulutunun tam ortasına isabet ettirebilirim sanırım. Evet, çalışır bence. Böyle garip fikirleri sevmişimdir hep. Hadi hemen deneyelim. Kara delik topu yutar ama. Kesinlikle. Öncelikle bu kara deliği şuradaki özel küreye koyacağım. İcadım olan bu küre normal bir nesneye göre daha dayanıklıdır. Bu bize zaman kazandırır. Sen de bu küreyi bir top gibi uzay bulutunun ortasına atabilirsin. Tamam, yürüyün hadi. Unutuyordum, az kalsın. Oh, ne yaptınız bana? Hadi evlat, en iyi vuruşunu yap. Açılın, açılın. Yılın frikik adayı geliyor. Oradan golü var. Topu ona kuvvet evladım. Oo, süperi doluyor. Hadi Şakir, hadi. Siz olmasaydınız bunu başaramazdık. Benden bahsediyor. Siz ikiniz üzerinize alınmayın. Beni biraz daha ver misin Mirket? Tra la 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 la. Ben güneşim. La la la. Çok sıcağım ve enerji yayıyorum. Lu 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 lu. Oo, bu benden de değişikmiş.